Evet, arkadaşlar herkese merhaba tekrar. Hemen serisinden. Şimdi Mücahit'le Berkay bizimle birlikte. Öncelikle arka rüzgar için sizleri uyarmak istiyorum arkadaşlar. Buranın 2-7 yani 0-9 kalkışı var mı bilmiyorum. Aslında deneyelim. Biz 0-9 kalkalım, tamam mı? Kalkışın müteakip hemen kendimizi sola deniz üzerine atacağız. Haberiniz olsun. Çünkü bayağı 9 knot bir rüzgar var. Bize o arka rüzgarla şey yapamayız. Normalde 2-7'den kalkmamız lazım ama şey rüzgarı aynen arka rüzgar bayağı sert. Simülatörün sesini açayım. Bu arada bana bir müsaade edin. Ben uçağa elektrik verdikten sonra hemen şeyle bir irtibata geçeceğim. Burada bir approach gözüküyor ama kapadı. Heh, tamam kapamış, tamam önemli değil. Tamam. Şimdi hemen gelelim abi. Hatta biz ne yapalım biliyor musun? Ground Power hiç almayalım. Biz hiç Ground Power almayalım. Hemen direkt abi buradan. Bateri on. Tamam mı? Start Pump on. Şunu on. Direkt APU açalım biz. APU geliyor. Hiç vardı da gitti. Adama bak ya. 2-3 tane trafik gördü. Hemen uyandırdılar herhalde. Kardeş kalk. Türkler geldi deyip. Abi bir sıfırlasaydınız uçağı biz de alevlendirdik de. Neyse şimdi APU geliyor. Ben şunu APU'da tutuyorum. Hemen ondan sonra hazırlıklarımızı başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben size şimdi buradan bir tane referans bir vor alacağım ben, tamam mı? Ben size kalkarken ha bu arada ben referansımızı buldum hocam. Biz direkt Martinik Vorn'a gideceğiz, tamam mı? Ya bizi bir cuma günü bir bırak ya. APU geldi. APU 10. Evet, uçak kendini bir hazırlasın. Şimdi take off. Start pump'ımız şimdilik off'ta kalsın. Logo lights on. Şuralar şöyle. Position'lar double on. Emergency lights'larımız arm edildi. Heh. Berkay ve Mücahit beni lütfen iyi dinleyin. Ben hazırlık yaparken Martinik Boru, tamam mı? 113.3 Martinik Boru'nu ayarlayın uçaklarınızda. Birazdan gelecek şimdi bana. Gelince ben size haber vereceğim. Bir uçak kendine bir gelsin şöyle bir. Her şeyimiz bir hazırlansın, tamam mı? Şuraya kaptanı aldık. APU elektriğimiz geldi. Uçak şöyle bir kendini toparlasın. Ben şimdi sizi arayacağım birazdan. Tamam, pozisyonu girince her şey düzelecek. Ama öncelikle geliyoruz. Aynı Phoenix'te falan olduğu gibi akarsınızdan biz planımızı çekebiliyoruz burada. Prep flight diyoruz. Tamam mı? Unit data. Unit request. Bu bir. Evet, request'imiz geldi. Bak burada bir şeyler düzeldi, gördünüz mü? Geliyorum şöyle flight plan diyorum. Check. Şimdi şöyle güzel bir position girelim abi. Tango Lima. Dur dur, ben sana söyleyeceğim şimdi, dur dur. Her şeyi halledeceğiz. Position girildi. Bu da çek. Root. Bu MD-82. Serdente. Planımızı TL TC TISKS olarak gidiyoruz. Sankros'a gideceğiz. Geldi. Aynen MD-82. 9'dan kalkacağız. SID'miz yok.
Ne yapıyoruz abi? Direkt Kisis'e, Öpücük'e doğru yol alacağız. Kisis ve Pof, Martinik Voru'na gideceğiz, tamam mı? Martinik Voru burada önemli. Şu Pof 24 mil. Ben Martinik Voru'na onunla ilgili size bir bilgi vereceğim şimdi. Şimdi şöyle bir bakayım tekrar. Evet, Koy'da şeyimizde, San Croix Voru'muzda son noktamız. Oradan da ILS 1-0 yapacağız. Bu San Croix Voru base'li olanı seçeceksiniz, tamam mı? Geliyorum. Arrival 1-0. Transition'da koy olacak. Tamam, route. Şöyle geldik. Herhangi bir şey yok. Aktif ettik. Execute ettik. Performans unit. Şimdi gelelim şuraya. Siz de hazırlıklarınızı yapın. Sizin inişlerinizi göstereceğim için aramızda birazcık mesafe olması lazım, biliyorsunuz. Şöyle geldim. Yine 8 ton yakıt vermiş gözünü sevdiğim uçağa. 8.300. Şöyle tekrar Simbrief'ten de bir kontrol edeyim de başımız ağrımasın. Tamam, 8.300. Check. Buraya geldik abi. Fuel'ımız şu anda 8.350 ama ben 3 yazıyorum ki garanti olsun ayarlamalarımız. Zero fuel weight'imiz 50, 49.1, güzel. Bak, az köylü var çünkü kalkmamız zorlaşabilirdi. 49.1 set edildi. Rezervimizde yaklaşık 2.5 yazıyorum. Böyle kalsın. İrtifamız 3.2.0 olacak. Ters yöne gidiyoruz artık. 3.2.0 check. Wind cruise bilgilerimiz de şöyle 0.10'dan 12. 12. Isa deviation'ımız ne vermiş? Plus 8. Bu da girildi. Takeoff'a gelelim abi. Hemen şöyle bakalım. Takeoff'ta bizi neler bekliyor? Takeoff çünkü ana baba günü olacak. Beni full flap'la kaldırır. Takeoff için Tango, Lima, Charlie, Papa'yı girdim. Oy. Santa Lucia yapma. Tango, Lima, Papa, Charlie'ydi. Tango, Lima, Papa, Charlie. 9 pisti. Şeyimiz, rüzgarımız burada bayağı güzel. Sert. 13.90'dan 13. Ama tekrar bir TLPC yazalım abi. 80'den 10 knot. 0.80 10 knot. Temiz. 27 derece sıcaklık. 27 girildi. Ay. 27. Mali altimeter'ımız 1015. Check. Pax'ler 10 olmasında bir sorun yok. Burada önemli olan gross ağırlığımız 57.450. 57. Yavrum benim be. Ne bağıracak var ya köyün üzerinden geçerken. 57 450 çek. Kalkület diyelim. Gördüğün gibi 18.5 flap vermiş. Evet. Aldık mı boyumuzun ölçüsünü? 18 flap burada çek. Şuraya da geldik. 18 flapla kalkacağız arkadaşlar. Kalkar kalkmanız yatırıyorum uçuyor. ...18 check. Buraya geldik abi. Hemen performanstan 122, 127 attı abi. Vuruyoruz. Kafayı kaldırıyoruz. 122, 127, 136. Bu da girildi. Şuraya geldik. 136 girdim. FD'ler 10. Uçuş yükseklik 3.2.0'ı ayarlıyorum. 3.2.0 check. Flex ne vermiş? Flex'i 45 vermiş. Bak bak bak. Full neredeyse kalkacağız. Flex. 45.
Çek. Aslında burası Take off Govara şey Toga ile kalkılabilecek bir meydan ya. Böyle mi kalksaydık? Hocam 1898 metre. Bunlar da girildi. Tamam mı? Bagzarımızı açalım. Bagzar açıldı. Harici hidrolik pumplarımız 10. Çek. Şimdi burada ne demiştik? Pof voru önemliydi. Martinik voru. Geliyorum tekrar. Martinik voru için 113-30 burada girildi. Bu sırada APU Air 10. APU da burası. Bütün pompistlerimiz 10. Uçağı çalıştıracağız. Herhangi bir puşmaya gerek yok. Şöyle bir etrafa gelelim. Bir şey yok. Ve anti collision lights on. Bu sırada 122-800'e bağlanalım. Allah'ım inşallah uçak kalkar deyip. Keşke yönümü bu tarafa dönseydim ya. Bir daha şimdi bek yapacağız. Evet, cross low'larımızı böyle açalım abi. Şöyle. 1, 2. Ve gelmişken takeoff'a alalım RT yolumuzu. Çek. Sistem alfa. Birinci motor geliyor. Nef. Şuralarda takeoff da olsun. Takeoff ve nef tekrar. 19, 18. Pomp işleri açtık abi. Yakıt geliyor. Cengaverler, mücahitlerin hepsi buradan. Biz teşekkür ederiz açıkçası. Ne güzel uçuyoruz abi. İkinci motor geldi. Ignition off. Ve sola geçtik abi. Bu arada şunu 0.15'e getiriyorum. 0.15 başa döneceğiz çünkü. Şöyle bir sen ne diyor burada? Şöyle. 20'yi gördüm. Sol motor için yakıtımı verdim. Abi nezaketli insanlarla iş yapınca böyle tertemiz oluyor her şeyimiz. Anti-collision için şöyle tikasımız için şöyle bin yapalım ve açalım bunu. Açık kalsın şimdiden. Direkt taksiye başlayacağım için köyümüzün de yüksekliğini görmek bakımından hocam önümüzü burada görüyorsunuz. Bak şimdi ben Pof forunu göreceğim. Orada bir hesap çıkıyor. Yaklaşık bir 10-15 mil gibi bir şey düşünüyorum aramızda. Sen gördün mü forum? Evet, motorlarımızın ikisi de stabil bu arada. Ignition off. Biritler auto'da. Biritler auto. Göstergemiz burada. APU off ve APU master switch off. Şuraya da geldim. APU burada off. Birazdan gidecek. Ben şimdi zaten taksi yapıyorum abi, merak etmeyin. Şimdi flap'ımızı buradayken bir 18'i getirelim bakalım. En önemli şey bu. ...15, bir tık daha atıyorum. 18'i görüyorum. 2, 3, aynen. 18, dur. Durdu. Geldim, trim. Çek çek trim. Bak şimdi hocam, bunu var ya, bu fena kalkış olacak ya. Trim çek. Spoiler arm. Brake arm. X floatlarımız off. Brake off. O şimdi off olmadı mı? Brake şimdi off.
Buralar tamam. Taksi. Hadi arkadaşlar, ben taksiye başlıyorum. Sizi birazdan uyaracağım şey dediğim. Pist vermez hocam güveni. Pist değil, köy güven vermiyor. Köy. Vallahi ya girer ya çeker olacağız. Çünkü rüzgar çok kötü. Arka rüzgarla hayatta kalkamaz bu uçak. Evet, 29 başına doğru taksi yapıyorum. Şöyle geldim. Gelen giden var mı buralarda? Buralarda trafik var ama gelen giden yok gibi. Ya beni rüzgar endişelendiriyor Sinan ya. O yüzden. Arajet. O ne ya? Abi birbirinize bir şey söyleyeyim. Siz beni görüyorsunuz değil mi World Atlantic olarak? Görmeniz lazım çünkü bu layer'i her yerde var. Hocam Discord'a vermek için biriniz 27 başına gidip orada bekleyebilir mi acaba beni şey yaparak? Bak o çocukla o kız yine oraya gelmişler ha. Fener'in orada bekliyorlar. Ne yapıyoruz? Yaklaşık şuralarda bir yerde kalkıp direkt sola vuruyoruz abi. Borumuzu da göremedik ama olsun. Bu kaç derecenin gözüküyor? Allah bilir. Bakayım. Magnetik 15 diyor. Tamam. Havaya kalkmamız lazım abi bunu görmemiz için. Ailesi güvenler 57 tonum şu anda. Bu arada sesler nasıl? Sesler iyi. Abi yavaş gidiyorum ben. Bu uçakla çok hızlı yapamaz, dönmez yoksa bak. Bu sana bir örnek göstereyim. Bak şöyle yapınca hemen yan yapıyor görüyor musun? Çünkü hızın yüksek. Abi eğitim sektörü için haber gelmedi ki bize ya. Adaş. Aynen aynen öyle. Kanat devriyor. Landing lights. On. Beni birisi 2.7'nin orada beklesin demiştim düşerken çekmek için. Evet, before takeoff trim 1.8'e göre nötrlendi. Full heat gerek yok. Off. APU air. Off. Pneum. Cross feet. Off. Brake temperature. Tamam, iyiyiz.
Engine ignition, boot, EOP, okey. Şimdi gelelim bakalım. Ak koyun kara koyun çıkacak ortaya. Çok da gitmek istemiyorum. Hemen döndüreyim uçağı. İşimize bakalım biz. Kalkış yapacağız. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Herkese iyi uçuşlar olsun şimdiden. Saat çalıştı. Belli bir break tutuyorum abi. APR 45 check. Set. Trimden dolayı bunu bastırmazsak hemen kalkardı kendisi. Climb check. 127'yi bekliyoruz. Kalkar kalkmaz sola döneceğiz. Rüzgara bak, rüzgar nasıl oynatıyor bizi. Bıraktım. Kaldırdım. Sola vurdum abi. Gir up. Oo, kaptanım hoş geldin. Evet, yatırmış. Kiss'e doğru. Kiss sonu. İlk başlangıç noktamız. Kiss'e döndük. Evet, safe is Kiss'te. Şöyle geldim. Bunu hafif yatırıyorum. Netrek. Flex'ten climb'ı alıyorum. Flaps up slot kalıyor. Center full low 25 kalmış. Check. Break. Off. Yükselmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, POF geldi. Martinik boru. 31 mil diyeyim oraya. Oraya 25 mil kala bir taneniz taksiye başlayabilir. Ben söyleyeceğim şimdi size. Flaps'ları kaldırmıyorum ki biraz daha safe yükselelim diye. Hatta bir taneniz hemen şey yapın abi siz. Taksiye başlayın çünkü backtrack'iniz de var. Pof önümde, pofa doğru gidiyorum. Vicdansız. Adaş, kaptanımızı sen mi yönlendirdin yoksa buraya? Abi bu alfa, bu Honeycomb alfa ne kadar kuvvetli ya. Beni geri itiyor vallahi. Takeoff'tan V-Nav'ı alıyorum. Check. Biz tanışıyoruz. Biz tanışmıyoruz. Ortak balık yiyoruz ha. Hocam slice'ları hala almadım. 4000. Slice. Abi o konuyla ilgili çok büyük bir şey var, olay var. Onu sana söylemem lazım. Geçen çok güldüm ya. Algan güldürdü beni. Evet, yavaş yavaş bıraktık. Şöyle daha basalım. Climb'dayız. Evet, harcık şeylerimizi, kapattık.
Buraya geldik. Ignition var. Off. mil oldu arkadaşlar. Kalkabilirsiniz bu arada. Artıyor. Off. Of. Aman abi bana gelmeyin F-com'la ya. Güzel. Martini'ye doğru gidiyoruz. Bu arada bu Martinik'te trafik var bayağı. Az önce de hatta approach falan açmıştı buradan. İnşallah yine bize denk gelmez. Transition 1.8.0 Amerika'daki gibi. Martinikçilere bak geldiler. Evet, after takeoff. Brake temperature kullanmadık. Landing gear. Up no lights. Flaps slats retracted. Engine ignition off. Full tank pumps. As required. Onlar center'lar off. Sağ ve sollar açık. Altimeters'lar birazdan 1013 olacak. 10.000 geçiliyor. EFKOP 6000. Bir şey söyleyeyim mi? Aynen Türkçeyi unuturum. Abi F.com dedim bak tüylerim ürperdi. Sanki arkamdan Azrail geçmiş gibi oldum ya. Box'larımızı sıfırlayalım. Abi ona bakıyorsan benim 2006'da tanıştığım arkadaşım ne 2006? 2008'de tanıdığım arkadaşım A350 pilotu şu anda Türk Hava Yolları'nda. Nerede tanıştık biliyor musun? FSX'de uçarken online Frankfurt üzerinde tanıştık. Liseye gidiyordu o zaman. Ama söylemişti ben pilot olacağım diye. Evet. Martin. Meydanda şurası bu arada. Vur adaş vur. Abi yaz bence güzel bir niyet göstergesidir yani. Bu Martinik meydanına Boeing 787'ler iniyordu benim bildiğim. Bir iki videosunu izlemiştim. Pof geçildi bu arada. İki kaptan arkadaşıma ikaz. Of. Hocam Trivan olmasın lütfen. Gerçi A310'u seviyor. Adaş koyabilir yani.
Arkası PlayStation. Hocam pis başına. Aynen ha. Bak korkudu diyemedim. Sadece sever dedim A300'ü. Bir dakika, bizim şimdi elemanlar ne yaptılar abi? Vallahi geliyor. Mücahit kalkmış. Yolculuk Santa Lucia'dan kalktık, San Croix'a gidiyoruz. San Croix. Santa Cruz aslında. Karayipler'deyiz bu akşam, öyle söyleyeyim yani. Ya soğuk meydanlarda uça uça hafta içinde o kadar offline, o kadar rüzgar olan yerlerde uçtum ki Phoenix o kadar beni, gözümü korkuttu ki. Hocam yalnız efsane yerlermiş buralara ha. Dedim ki içimiz ısınsın biraz, dedim Karayipler yapalım dedim. Evet, 1.7'yi geçiliyor, 1.8'de baro resetleyeceğiz. Climb'dayız, her şey güzel gözüküyor. Baro set. Takeoff checklist complete oldu şimdi. Abi Fatiba yayıncı sadece fly by wire ile uçuyor. Kendisi fly by wire promotörü. Ama dün ne sıkıldı ya. Dedi ki kendi kendine, ulan dedi ben ne yaptım dedi ya, ne işim var bu uçakta dedi. Demedin mi? Ben adaşımı zaten tanıyorum. Eğer adaşım ATC'nin veya herhangi bir trafiğin sözlerini tekrarlamaya başlamışsa o yayından ve uçuştan sıkılıyor demektir. Bir şeyler terstir yani, bir motivasyon eksikliği var benim. Dün bayağı pişman oldu. Sonraki uçuş tabi hemen düzeltti tabi, 787'yi al. 777 miydi, 87 miydi oylamada ya? Ben A320'ye verdim ama bir oy çıktı sadece. Yatırdın mı hemen Mücahit? Köy üzerinden. Abi, bir oyundan bahseder misin? İlk defa izliyorum. Canlı harita var. Herkes bir yerden bir yere mi gidiyor? Sefer alıp. Yoksa istediğine göre şu araya gidiyor musun? Evet. Özerse. Öncelikle hoş geldin. Bir oyun değil, simülatör. Diyormuş. Biz uçuş simülasyonundayız. Microsoft Flight Simulator bu sene 40. yılını kutluyor. Microsoft, yani biliyorsun zaten, dünyaca ünlü yazılım şirketi. Bir uçuş simülatörü bu. Önceki bu uçuş simülatörü istersen online bir platformda uçmadan da uçabilirsin. Yani istediğin yere, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine kalkıp uçuş yapabiliyorsun. Burası tamam. Online olma kısmı, hatta geçenlerde bir yayınlama yaptılar. Watsim denilen bir organizasyon var. Bir de Ivao denilen. Bunlar iki tane büyük popüler online uçuş platformu. Nasıl diyeyim? Bir PUBG gibi düşün veya bir CSGO gibi veyahut efendim Valorant gibi serverları olan bir gibi düşün. Bir yerden bir yere gitme olayını sen istersen kendine görev olarak, kendin bir görev addederek yapabilirsin veyahut kafana göre. Ya ben bugün İstanbul'dan Ankara'ya gitmek istiyorum. Bu kadar. Seni oraya kimse silah zoruyla götürmüyor. Sen kendi gitmek istiyorsun. Ama bu Watsim ve Ivao dediğimiz online platformlarında uçabileceğin sanal hava yolları var. Türk Hava Yolları Virtual diyor. Mesela Pegasus Hava Yolları Virtual. Sanal hava yolu bunlar. İstersen onlardan birine de bu platformlarda uçmak üzere pilot olabiliyorsun. Tamam. Bu bahsettiğimiz Watsim platformunda sen online olduğun zaman belli bir mesuliyet olmuş oluyor. Bir dakika, müziği değiştireceğim.
Şöyle yapalım. Müziğin kaseti çevirelim hocam. Tamam, dinle abi. Dinle, geliyor. Aslında bizim bir tane güzel bir Brezilya dolaylarından ben bir güzel bir şey indirmiştim ya. Nerede o albüm? Hoppala. Neyse, tamam. Los Tigris'le devam edeceğiz o zaman. Şeflerin Şefi albümüyle devam edelim. Özer, sonra bu platformda online uçuyorsun ya, aynı bildiğin biz nasıl uçuyor şu simüle ediyorsak, hava trafik kontrolörlüğü terminolojisini duymuşsundur mutlaka. Bazı zamanlarda da uçuştuğumuz hava sahalarında hava trafik kontrolörleri oluyor. Hava trafik kontrolörü olsun olmasın, eğer sen bu online planla uçuyorsun, belli bir sorumluluğun var. Nedir bu sorumluluk? Bir kere rüzgarına bakacaksın, pistinin. Pistinin rüzgarı genel olarak, işte senin pistin 290 derecedeyse, eğer rüzgar da 280'den 10 derece açılıyorsa, büyük ihtimalle 290 dereceye bakan olan pistten inmek durumundasın. Yani herkes 200, işte 208'den inerken sen öbür taraftan inmeyeceksin yani. Bu bir. 9'dan diyelim. 9 diyorum ya. 2.8 kaça geliyor? 10'a geliyor. 10'a denk geliyor. Aynen 10. Aynı zamanda raporlama yapıyorsun. Raporlama dediğimiz bir şey var. Geliyorsun buraya mesela uçağın içerisine. 122.800'de. Eğer herhangi bir ATC hava kontrolü yoksa 122.800 Unicom frekansı dediğimiz frekansta birbirimizi duyabiliyoruz. İstersen Mücahit'ten hatta bir şey isteyelim. Mücahit 122.800'den. Aynen. 122.800'den bize bir anons yapsın. Bak, Mücahit'i duyacağız şimdi. Ne yapsın? Lokasyon atsın. Şeyden kaç mil uzakta olduğunu söyle bize abi. Martinik Vorum'dan. Mücahit sustu. Nasıl ya? Al işte. Tolis. Yok abi, düşünmedim çünkü öyle bir becerim yok. Öyle bir şeyim yok. Bu arada benim eşim eğitim bilimleri mezunu. Ama benim öyle bir şeyim yok. Neyse Özer. Dediğim gibi ara ara bazı Türk yayıncılarımızı görürsün. Onların uçuşlarına gerçek pilotlar, gerçek havacılık merakları da katılıyor. Benim yayınlarıma da gelen giden oluyor. PPL dediğimiz ilk uçuş lisansı, private pilot lisansı olanlar da var. Onların söylediğine göre neredeyse birçok şeyi simüle edebiliyor uçaklar. Mesela şu anda biz bir Boeing MD-82 uçağında uçuyoruz. Bu uçakla ilişkin yapılan yorumlar, bu uçağın gerçekten gerçekteki ile birebir neredeyse aynı tepkileri verdiğine yönelik. Ama tabii ki hiçbir zaman bir gerçek uçağın verdiği ne hissi ne de tepkiyi vermeyecektir. Ona yakın bir şey bu. Simüle etmek, zaten adı üzerinde. Simüle ediyor bunu. Bir şekilde ne yapıyor? Taklidini yapıyor. İşte gene uçakları bilmiyorum. İşte simülasyon duymadan uçakları biliyorsunuz. İşte Boeing var, Airbus var, değil mi? Bombardier var, efendim Embraer var, bir sürü var da var. Aile özler, sen hemen attın şeyi ya. İngilizcen nasıl bu arada? Biz havacılığa gelen ilk kişi abi diyoruz ki İngilizcen nasıl? Çünkü ne kadar sen güzelce Türkçeni konuşmak durumunda ya, ısrar etsen de havacılıkta İngilizce esas. Havacılığın ana dili İngilizce. Bütün terminolojisi, eğer Türkçe de dahi konuşsan yeri geliyor. Diyorsun ki işte flaps diyorsun. Spoiler diyorsun, değil mi bunları? Birazcık da olsa çok az bir İngilizce bilmen önemli ki terminolojiyi ezberle. Ha tamam. O zaman onu da öğrenirsin abi. Burada yavaş yavaş uçarken, aa bu löve değil mi? Bu yok diyelim İngilizcesi. İşte şu anda bak şöyle, dur bakın aşağıda oynuyor mu?
Oynamıyorum, frene basayım. Bak, frene basıyorum. Bunlar mesela rudder'lar. Rudder pedal bunlar. Örnek veriyorum. Bu arada kruza altitüdümüze çıktık 3-2-0'a. Şurada motorumuzu kruza aldık. Çek. Rüzgar karşıdan 16 derecede, 16 knot'ta geliyor. Bilgisayarın nasıl bu arada? Sistemin kaldırır mı kursan? MSFS'i 2020'yi. Bu arada kapı açık kalmış. Hazır kapı açık kalmışken gezelim mi biraz? Abi MacBook varsa unut. Güzel bir sistemin olması gerekiyor. En az 16 GB RAM'i olan, 8 GB veya 6 GB ekran kartı olan. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben masaüstü sistemi simülatör için kurdum. Direkt. Hatta 4000 euro. Yani benim şu anda yani şu anda rahat bir şekilde uçmamı sağlayan ekipmanın bana maliyeti 4000 euro. Gerisini sen düşün. Ha, bu demek değil ki her 4000 euroyu kurman gerekiyor. Öyle bir zorunluluğun yok tabii ki. Daha alt şeylerde kurabilirsin. Abo, onu sorma ya. Abi 2000 8'den beri uçuyorum işte, siz düşünün. 5-6 tane laptop eskitti. İlk defa ama masa üstündeyim. Çünkü artık kafa dank etti yani, 40 yaşına gelince dedim ki tamam artık yani, bunu başka türlü artık mücadele, yani yumrukla laptop artık nereye kadar yani. Evet, 132 mil kaldı top of descent'imize. Bu da çek. Ya kaç bin saatim olduğunu bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Ama ben size güzel itiraflarda bulunayım. Ne yazık ki birçok yani uçuş saatimi boşuna geçirmişim. Yani olması gerektiği gibi prosedürlere riayet ederek uçmadım. Çok uçuş var ne yazık ki. Yani işte şuradan şuraya uçalım. Tamam. Ne yapalım? Ne yapıyoruz? Kalkıyoruz. Belli bir uçuş yüksekliğine çıkıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? İniyoruz. Böyle bir şey yok. Simülasyonun asıl zevki abi birebir prosedürleri uygulamaktan geçiyor. Bunu unutmayın. Asıl zevki o. Çünkü niye? Prosedürü uyguladığın zaman, diyelim bir prosedür uyguluyorsun. O prosedürü uyguladığının bir aşaması, diyelim prosedür 5 aşama, tamam mı? Sen 4. aşamayı yaptığında gerçekten o 4. noktaya geliyorsun ya, ha diyorsun ki of. Her şey yolunda abi diyorsun. Bu en önemli şey benim için. Artık en önemli şey. Prosedür. Ben şimdi yayıncıları izliyorum. Ben normalde uçmuyorsam uçan kişileri izliyorum. Yani hangi dilde uçuş yaptığı önemli değil. Hoşuma gidiyor, uçuyorum. Bakıyorum abi, adam şurada bir tane prosedür yapmıyor mu? Ben hemen uçuştan kaçıyorum. Çünkü yok abi, bitti benim için. Prosedürü yapacak, bize gösterecek abi. O yüzden sağ olsun. Özellikle yeni katılan arkadaşlar, işte Özer gibileri. Mutlaka Türk yayıncıların güzel yayın yapan arkadaşlarımız var. Onları izleyin, takip edin. Özellikle az önce ne dedik? Radyom açık benim. Bir radyo check yapayım mı? Doral 28 Fox at radyo check. Geldi mi? 122.800'de değil misin? Allah Allah, testlere bakayım. Online'ız. Sen bir bas konuşa, bir bas bıraksana. Ya da ne yap biliyor musun? VPilot'ını aç. Veya neydi? XPilot mıydı? XPilot'ını aç. Ben bastığımda RX'in oynuyor mu onu bir bakar mısın? Bak şu anda atıyorum çağrıyı. Robo ne attın? RX oynamıyor. Ha, acaba benim kalkışımı mı attın yoksa? Öyle söyle.
Bak ya. Ben demedim mi abi 2.7'de kalkın beni kalkışımı kaldırın diye ya. Oo adam. Hocam radyallarla boyamışsın uçağı. Hadi iyi uçuşlar olsun. Sağlıkla gel sen de. Berkay seninle bir radyo check yapabilir miyiz? Mücahit bizi duyamıyor. Bu arada gün batımında mı ineceğiz yoksa Sankurova? Aynen. Aramıza bakayım abi. O aramız çok güzel. Ben bayağı önce iniyorum. Hatta birbirimizi çekebiliyoruz. Herhangi bir approach'umuz yok. Az önceki yaklaşmamız gibi. Sankrova bu sefer 108.2. Hatta şimdiden girelim. Sankuro Worum'dan yaklaşacağız. ILS 1.0'a. Bu da ne diyor abi? Meydan üzerine geliyorsun. Mesaj geldi. Ha, bu arada şey Mücahit aramızdaki mesafe var ya o mesafeden dolayı da belki duyamıyor olabiliriz. Belli bir mesafeden. Ha, bak siz birbirinize daha yakın olduğunuz için duyuyorsunuz. Biz birbirimize yakın değiliz o kadar duyamıyoruz. Çok normal bu. Duydum hadi sen miydin? Aç kapa yaptı. Tekrar edeyim doyamadım. Evet. Tabi tabi. Gerçekçi yaptılar bayağı ya. Abi ana dilinin olmasını bekleme ya. Öyle şey yok. Dediğim gibi çok böyle duyulanları anla. Bir gün seninle şey yaparız. Yani sen şeyde var mıydın? Yoktun değil mi? Ben bugün St. Petersburg etkinliğine katıldığımdaki uçuşumda var mıydın? Yoktun. Var mıydın? Allah'ım. Ha, yoktur. Mesela orada bol bol duyardın eğer orada olsaydın. Ha tamam onu diyorsun tamam. O normal abi sen ne diyorsun sen bak o uçuşun eğer oradan çıkışlı bir uçuş yapsaydım yerde bayağı bir beklerdim. Ben çakallık yaptım artık Vatsim'i iyi bildiğim için etkinliğe bir saat önceden kalkıyorum. Bir saat falan var kal yani onlar 15 dakika falan gibi açtıktan 15 dakika gibi ben orada olduğum için hemen çok böyle kalabalığa girmeden inmiş oluyorum. O güzel oluyor. Çok beklemiyorum abi. Bu arada yarın Batsim'de uçan arkadaşlar için İstanbul karşılıklı İstanbul Viyana var. Keşke yapabilseydim. Zamanım olacağını sanmıyorum. Olsaydı efsane olurdu. Bu arada kapıyı kapatalım artık. Logo Lights'lık. Senin için bir iki tane link hazırlayalım. Bu piyasanın en meşhur, en ulaşılabilir şeyi Logitech 3D joystick'i. Tabii ki onu tavsiye ederiz. Benim biraz param var. Birazcık daha böyle elime ayağıma gelsin. Sağlam böyle gerçekten eğri bas joystick'i tutayım diyorsan
Tabii ki Thrustmaster Airbus Edition'ı var. Ama başlangıç için en iyisi tabii ki şey. Logitech 3D abi. Ben de onunla başladım. Onunla neler neler yani. Ne kadar uçtum hatta. Kesinlikle. Logitech'e bak. Logitech bir tık daha ucuzdur. Ama Thrustmaster'ın Airbus edisyonu o da tabii ki başka bir seviye artık yani. Yani TCA 320. Bazen burada ucuzluyor. Al link atayım sen ne o diyorsan. O ne güzel olur vallahi adaş. Adaş seninle bir yapalım ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hatta bir itiraf geliyor. Bu hafta boyunca yaptığım bu kadet videolarını izledim ya. Abi Airbus'u gerçekten çok sevdim ya. Ya gerçekten hakkım varmış yani. Her bir detayı, her bir prosedürü o kadar şey ki, o kadar işe yarar, ince düşünülmüş detaylar ki ulan diyorsun ki şu uçak resmen Avrupa mühendisliğinin zirvesi yani. Öyle böyle değil yani. Bugünkü yani bu hafta bütün bu hafta boyunca gördüğüm bu kaç tane videoydu ya? Dur açayım. Tor 16 video yaklaşık 20 saat sürdü. Ya yapma Allah'ını seversen. Kesinlikle öyle ya. Bir de şey diyorlar ya bak şuna da katılmıyorum bu arada. Ya abi Boeing'i işte pilot uçuruyor. Airbus işte Airbus da pilotu uçuruyor. Öyle bir şey yok abi. Ya şu MCD uğusu her şey senin elinde. O kadar ince şeyler var ki hayret ettim ya. Adamlara hayret. Ya bir tane belli yani adamlar sembolik olarak uçtukları şeye Eurojet diyorlar ama adam belli yani EasyJet pilotuydu. Aksanı zaten İngiliz aksanı anlatıyor. Keceoğlu Ali hoş geldin. Özer de hoş geldi tekrar aramıza. Neyse. Yani bayıldım o kadar söyleyeyim yani. Ve daha çok sevdim. Hiç bıkmadan bu hafta boyunca offline yayın yapmadım. Sadece Airbus'la uçtum abi. Adaş hani sana dedim mi? Sen dedin ya bana ben senin yazdıklarını anlamıyorum diye. Onu diyordum sana. Adamlar orada eğitim videosunda uçuyorlardı. Ben de onlarla birlikte aynı anda uçuyordum. O yüzden uçuşunu yapıyorum dedim sana. O yüzden abi 100% haklısın Fatiba. Bence en iyi hakkını da sen veriyorsun o uçağın. En kıymet vereni de sen. Bence böyle devam abi. Ben de artık çok seviyorum. Ben de Airbus'u uçarım abi. Phoenix tabii ki ne yazık ki. Tekrar ediyorum. Artık bunu uçan arkadaşlar biliyor. Microsoft Flight Simulator'ün hava dinamikleriyle abi Phoenix'in hava dinamikleri birbirleriyle çakışıyor. Bu kesin. Ne yazık ki bazı finallerde yani iniş sırasında 200 fit altında abi her türlü sapıtmayı bekleyen uçaktan o yüzden çok dikkatli olun. Ve de şunu fark edeceksinizdir. Phoenix A320 Microsoft Flight Simulator 2020'de uçuyorsun ya abi. Geri git. Ne desenti ya? Ya Mücahit sen ne yaptın kardeşim? Cihata mı gidiyoruz? Neyse. Diğer simülatöre geçtiğinde mesela diyelim Tolis'e veyahut Efes Labs'a geçecek ki kesinlikle daha stabil olduğunu anlayacaktır. Diyecek ki o buna kadar güzelmiş ya diyeceksiniz. Çünkü kötü hava şartlarında Phoenix felaket etkiliyor abi. Öyle böyle bir etkilemiyor yani. Hiç şakası yok ya. Direkt alıp
bir güç seni şöyle uçağa alıp böyle yere çakıyor. O derecede yani. Ve anlamıyorsun. Diyorsun ki ya ben mühendis değilim. Meteorolog da değilim. Meteoroloji uzmanı da değilim ama öyle bir rüzgar yok abi. Öyle uçağa alıp böyle şey gibi annelerimizi yufkayı böyle oklavayla çevirip atması gibi bir şey yok ya. Böyle bir şey yok yani. Keyif bir yere kadar tamam, challenge var işin içinde de o kadar da olmaz kardeşim. Ya geçen Fatih Bey uçuyordu işte Dubrovnik'e. Onun arkasında ben vardım. İki Goa'rant attım, sordu düştü uçak zaten. Aynı sebepten dolayı. Neyse düzeleceğiz inşallah. Ölünce mi? Bu arada iniş için baz aldığım nokta San Cross. Dolayısıyla 2400'e vereceğim iniş yılı. Şöyle geliyorum. Şöyle 2400 verdim ve bekliyoruz. Top of descent'imize 30 mil kaldı. İnşallah güzel bir iniş yaparız. Zaten bu meydan uzun. 3000 metre. Bekliyorum diyor ya. Abi acele etme. Top of descent'in var senin daha ya. TX'e başka giden var mı San Kuro'ya? Bir dakika nasıl ya? Abi benim uçuş planım mı yok? Aa eskisinde kalmış. Bir dakika ben bir offline oluyorum. Öyle bir şey yok kardeşim. Ben de diyorum ki çizikte niye varışlarda ben gözükmüyorum diyorum ya. Ya sayfayı açmışım bak file paylanı. Ha. Türkiye. Berkay alışıyorsun Portekizce'ye. Bu arada vallahi gün batımıyla iniyoruz ha. Şşş. Ilık Karayipler. İyi geceler al artık. Allah rahatlık versin adaş görüşürüz. Sen gerçi rahat durmazsın. Mutlaka dışarı çıkıyorsundur da. İyi eğlenceler. Kendine çok iyi bak. Adaş'a da sormadık bilmiyorum yayın yapacak mıydı. İyi geceler Raptor kaptanım kendine iyi bak. Ha çıkmıyor mu o? Sen buradasın abi tamam. Düğüne mi gidiyor acaba Fatih Bey nereye gidiyor? Evet, 2400 arm V-neve bir kere basıyoruz. Top of descent'e inşallah alacak. Uçağa da güzel bir emir verelim mi?
Oo. Abo. Evet, inişimiz başlamışken ne yapıyoruz abi? Geliyoruz şuraya. Takeoff'u aldık. Minimumda ineriz. 3000 metre. Şu ışıklarımızı açalım bu arada. Hava yavaş yavaş dusk oldu. Sankro vorumuz geldi. 60 mildeyiz şu anda. Yok abi, ben kullanamıyorum onu. Porque. Hemen hemen. Bu arada benim yarın ben de çay demliyim ya. Bayağıdır çay içmiyorum. Türkiye'den çay getir dedim. Onları bir gömelim abi yavaş yavaş. Cumartesi günleri işim çalışmadığı zamanlarda şey yapıyoruz. Türk kahvaltısı yapıyoruz. O zaman içiyorum da. Bu arada şeye koya direkt verdim. Canavar gibi gidiyor. Track required diyor ama ona gerek yok abi şimdilik. Koy vorundan şöyle yapıyorsunuz. Koy vorundan 266 baş dönüyorsunuz. Peste şeyinden NDB'sinde de 277 başa dönüp, tamam mı? Koy voruna 10 mildeyken de 20252 başta ILS'e geçiyorsunuz. Bu yüzden ne yapıyoruz abi? 241. Şöyle oluyor yani. Vorda aslında meydan. Ha, sen direkt mi verdin? Ben de vereyim o zaman. Ben normal prosedür yapıyordum ya. Tamam, ben de vereyim o zaman. Ben de copy'ye gidiyorum o zaman hocam, direkt. Direkt copy. Tamam, öyle yapalım. Direkt şey yapalım. Hiç prosedüre uymayız. Tamam, direkt copy. Koydan önce. O zaman ailesi gireyim ben. 109.597 başta olacak.97 baş, çek.
Ama War'dan yine haberimiz olsun şimdilik. Aa, normalde Kovpi War'dan geldiğin zamanki yoldu ALS için. Sende niye gelmiyor? Yanlış mı seçtin yoksa? Atmışsın yaklaşmayı. Bakalım. Bu arada Lost Tigris'ten ortaya teşekkürler. Simülatörümüzü açalım yavaş yavaş. Ailesi için minimumumuzu girelim. 375. İyi iyi, mesafe iyi. Min geçildi, landing lights var. 10, şu dijitallerimizi açalım abi şuraları. %20'de olacağız Kopi'de. Meydana bakalım mı? Meydan şurada. Yalnız abi güneş ne güzel vurdu ya. Burayı da artık %950'ye alalım. Meydan burası. Vay be, ne vurdu güneş. Google Lights 10. Şu 75 ayarlayayım da. Bin 17. Vites ne? Bir şey geldi. Meydan irtifamızda 74. 1017, 74. Şöyle bir şey oluyor. Bu arada
uçağa hem Heading'e hem de Vertical Speed'e alacağım. Biraz hız kesmek için. Şöyle 220 lira falan. Throttle takıldı. Şimdilik off yaptık. L4 ton ince. Şöyle şunu aksanımızı açalım. Harici pinomatikler. 10. QNH, hektopaskal işte. O bulunduğun yerdeki hava basıncı. Öyle söyleyeyim sana. Ha, pardon ya, 1017, 1017. Allah seni ne yapmasın ya. Ben de bu ne diyor diyorum ya. Bize de mi soruyorsun diyorum. Yapmayın kardeşim böyle şakalar ya. Abi yapmayın. Full cut off diyor ya. Siz hayırdır, bugün size ne oldu? Localizer captured. Captured ama biraz tersten captured oldu. O yüzden ne yapıyoruz şu an? Geri yürüyoruz. Biz yardım ediyoruz uçağa. Ne oldu ki?
Neyi göremiyorsunuz ya? Beni mi? Evet. Final checklist. Landing gear down. Three green. Flap slats all. Full. Speed brakes. Arm engine ignition both ayarlandı. Final checklist complete. Birazdan dalacağız. 0.97 başa ayarlayalım uçağımızı. Heading. Mist approach'umuz 2400 check. Glide geliyor bu arada. Şu orta, şu sağdaki küp var ya, bizim glide'ımız. Şimdi onu da alacağım. Glide geldi. Yo, iyi, 133 zaten şeyimiz. Outer markımız geldi. Glide slope. Bu arada şunu 2400 hemen ayarlayalım. 2400. Check. Land. Minimum 375. Auto throttle. Kontrol bende. Vektör off. Rüzgara bak. Etin altında kaldı gibi duruyor ama. Rüzgardan burun kaldı. Tamam, güzel. Bu şekilde ama. Bin metre piste güvenerekten. Doğru. Evet. Tamam, sen inebilirsin. Ben hold'a gireceğim şimdi. Koya gidiyorum şu anda.
Koydan geliyorum. Koydan geliyorum. Ha, gördüm seni, gördüm, tamam. Ben Heading'deyim şimdi. Navtrak. 2400'de kalacağım burada. Slide verelim. Ha, bekliyor musun? Tamam. Görüntüye baksana. Fena. Bir drone. Aman abi, drone düzeltir mi? Düzeltsin bir. Tamam, ben normal ALS prosedürünü yapıyorum. Pist üzerinden. Ya Gusting vardı, tutamadık uçağı. Risk de almak istemedim. Ya 10... Dur bakayım, TISK. 9'un 60 gerçi de. Ya şimdi VOR'a gidiyoruz. Oraya giden 2000 diyorum. Bırakıyorum şimdilik. Birazdan onu set edeceğim. Bende verdi, bende verdi. Altitude uyarısı da o barodan farkından dolayı şimdi düzelecek. Mehtap falan derken buraları tekrar bir resetleyelim abi. Her şey reset. Yakıt 4600. Çek. Ben bu sırada hemen şurada bir ayarlar yapayım. Gibine inelim. Ha,
Hatta 1500 inelim. Papagos Tango 1244 radio check. Dur 628 Foxtrot radio check. Geliyor sesin. Bin var öyle. 1500'e kadar inelim abi. 1500. Yüz geliyor. ALS geldi. Equalizer kaptık 97 set. Evet, biraz daha geç alalım ki gastikten şey yapmayalım, zarar görmeyelim. Slop geldi. Eyvallah. Break arm. Yukarıdaki benim.
Abi rüzgardan mı neden bilmiyorum. Bak görüyor musun? Slobun neresinde kalıyor? 14 knot rüzgar bu kadar çarpar mı uçağa ya? Çarpar mı? Çarpar abi şu anda. Ya meydanın kendisinde bir problem var. Neyse görüyoruz. Kontrol bizde. Birazcık biz yardım edeceğiz uçağa. Bütün meydana çok da bir şey kalmak istemiyorum. Çek. Continue. Bak rüzgarı görüyor musun? Şakal beni düşündürecek. Yer mi Anadolu? Görüyor musun? Rüzgardan inemiyor. Bu sefer daha stabil. Ve daha smooth olacak şimdi. Arkadaşlar rüzgara dikkat edin söyleyeyim size. Golf'ten çıkıyorum gelebilirsiniz arkadaşlar. İyi işler olsun. Sağ olasın, kendine iyi bak. Sağa gidiyoruz yani. Aksak topla. Terminaline geldik abi burası. Yine arkadaşlar ikaz yapın radyodan. Ona göre yayın açacağım. Bir tane ışık geliyorum ama. Çağrı kodunu söyle. On final'de. Sonra runway hangi runway ise onu söyle. Örnek veriyorum. Santik 28 Foxford on final runway 09'e gidiyor. Ama bir 09'da değil tabii ki. 10 diyeceksin.
CPU geldi. Dur, senin kodun neydi? İşte Soundtürk bilmem ne bilmem ne. On final. Abi dur dur, geliyorsun sen ya. Bir tane ışık görüyorum çünkü havada. Uçağı bıraktım valla. Dur dur, havayı açalım hemen. Rüzgar bayağı sert. Şimdi drone'un kamerasını bir kere bir hızlandıralım. Havayı da böyle bırakmayacağım tabii ki. Sizi görmek için hafif böyle dusk gibi yapacağım. Şu şekil mi yapsak? Ama güneş oradan battığı için her şekilde bozuk olacak. Tamam. Geliyor musun? Geliyorsun. Neredesin Mücahit? Abi ışıkları mı kapatayım sizi görmek için? Geliyorum. Tırdır ışıkları bir aç kapayalım ki ışıklarınızdan bari göreyim ya. Ha, geliyor aynen. Glide Slope 1500'desin değil mi şu anda? Arkanda da Berkay var vallahi. Şu şekil iyi. Bayağı arka arkaya mısınız? Ha, biri geri giderken öbürü geri ileri geliyor aynen. Geçişiyorlar. Çok yakın geçti. Olur öyle. Sun Crocs'a güzel meydanmış ha. Ben buraya bir kere galiba alternatif olarak gelmiştim. Bir yere inememiştik. Etkinlik vardı bir yerde. İkaz aldınız mı? Uyarı. Çok iyi. Bu arada kamerada olmuş söylemiyorsunuz ha. Ya siz var ya. Alıştınız tabii kameranın donmasına. Özledin mi? Ya özlersin tabii böyle görüntüleri görünce.
ALS 1950 aynen. Bak sen de Müslüman olduğun için hak yolda geri geliyorsun. Evet, Mücahit geliyor. Şöyle taştan zoruna bakar şekilde duralım. Ver sinyali. Veremedi, yazıyor. Aha, benim gibi yüksek gibi geliyor sanki ama dur, o X-Plane'de uçtuğu için. Of. Şöyle bir finalde yanlar gibi oldun ama. Oo. Bak, rüzgarı hissetti. Berkay geliyor. Ben de hemen şu light'larımı falan kapatayım da. Nasıldı iniş? Bir puanla bakalım Mücahit. Berkay'ı da deniz tarafından çekelim. Runway 10 clear. Bakalım gerçekten clear mı yoksa orada ceset var mı? Evet, X-Plane'den dolayı böyle normal. Ve Berkay finalde. Bin 1500 de ailesi alacak. Slobu. Bak bak, Amerikalıları görüyor musun? Buraya bayrağı dikmişler. Bayrakla bekleyelim. Globu yakalamış gözüküyorsun. 1400 gibi geldi bana son olarak. O zaman iniyorsun. Yorar. MD de beni yoruyor. Ya evet, o rüzgar zaten, rüzgar yüzünden go orantı yaptım ben. Touchdown falan bırakamadık yani, bırakmadık yani. Yordu.
Evet, Mr. Robo geliyor. Meydan çok güzel bu arada ya. 2.8 için ne varmış yaklaşma? Merak ettim. Ama bir daha böyle VRNDB uçuşlarda Medok'u almam abi, MD-82'yi. Ağır uçak. Dönüşlerde falan bayağı bir zorluyor, kaçırıyor. Evet. 738 mucizesi geliyor. Gorant mı? Abi bir kalkar gibi oldu da. Evet, rüzgarın oğlu pis başında gözüktü. Selim hoş geldin. Berkay iniyor, Robo. Ben indim. Güzel. Berkay daha bir stabil indi. Rüzgar onu az yordu demek ki. Bir dakika, önümüzdeki pervaneli uçak kim ya? Oo, süper. Bu uçak var mıydı burada, statik mi? Dur bakayım. Mücahit buradan kalkıyor gözüküyor şimdi. Abi doğru düzgün bir 738 yapsaydın şunu, böyle olmayacaktık işte. United falan yapsaydın, Caribbean yapsaydın. Çok güzel uçaklar var ya. Geldin kendine şey gösteriyorsun bize. Yetim uçak. Ben de çok teşekkür ederim herkese. Mücahit, memnun oldum. Berkay eline sağlık, Robo. Şöyle uçağımızı şöyle yaparız abi. Biraz yaklaşırız. Kapanışı şöyle yaparız. Yok, ben AIC kullanıyorum. Frankfurt 1244 Whiskey Alpha Lima 284 Thanks for everything, Captain. Vay, eyvallah, ben de çok teşekkür ederim. Çağrı kodum Doral. Berkay'da yerleşiyor. Evet arkadaşlar, güzel bir hafta sonu geçirin. Ellerinize sağlık. Çok güzeldi. Yarın sabah. Bir saniye. Tamam, dersin sabah, dur. Yarın 10'da ders var. Yarın da bir uçuş yapabiliriz büyük ihtimalle. Ben duruma göre şey yaparım. Duruma göre size bilgi veririm. Robo'yu işlemleriyle baş başa bırakayım. Duruma göre ben Discord'da yazarım. Haberleşiriz yarın sabahki uçuş için. Herkese çok teşekkür ederim. Eşlik eden herkese güzel bir hafta sonu ve iyi geceler olsun. Görüşmek üzere.